Bugün dünya üzerinde pek çok ülke var ve bu ülkeler farklı coğrafyalara yayılmış durumdadır. Hemen her coğrafya farklı iklim özelliklerine, farklı yaşayış şekillerine ve farklı kültürlere ev sahipliği yapıyor. Bu takdirde insanlar keşfetmek istediği coğrafyadan bir ülke seçip oradaki hayatı keşfe çıkabiliyor. Öyle ki günümüzdeki ulaşım teknolojisinin insanlığa katmış olduğu ayrıcalıklar sayesinde dünyanın bir köşesinden başka bir köşesine saatler içerisinde varabiliyoruz. Hatta orası karayla bağlantısı olmayan bir ada olsa bile. İşte Madagaskar tam da öyle bir ülke. Afrika'nın doğusunda yer alan, karayla hiçbir bağlantısı olmayan dünyanın dördüncü büyük adası burası. Ada öylesine büyük ki, dünya haritasına uzaktan baksanız bile kendisini hemen belli ediyor. Ülkenin yüz ölçümü tam 587 bin kilometre kare. Kabaca bir benzetme yapacak olursak, Türkiye'nin üçte ikisi kadarlık bir ülkeden bahsediyoruz. Bu kadar büyük bir toprak alanının içerisinde ise sadece 29 milyon kişilik bir insan yaşıyor. Güney Asya ülkelerinin çok daha dar alanlarda çok daha büyük nüfuslara sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla Madagaskar için kalabalık bir ülke tanımı yapmak pek de doğru olmaz. Ülke bir ada olmasına karşın Afrika kıtasına bağlı kabul ediliyor. Öyle ki Afrika kıtasıyla arasında sadece Mozambik kanalı var. Öyle görünüyor ki bir zamanlar dünya kıtalara ayrılırken Afrika'dan bir parça toprak anakaradan ayrılmış ve Madagaskar topraklarını meydana getirmiş. Örneğin 1500'lü yıllarda Portekizli Diego Diaz, Madagaskar'ı gören ilk Avrupalı olduğunda Afrikalılar Madagaskar'da zaten yaşamaktaydı. Fakat Madagaskar'a ilk yerleşenlerin Endonezya üzerinden Hint Okyanusu'nun aşılmasıyla gelen Güney Asyalı insanlar olduğu düşünülüyor. Öyle ki bu Güney Asyalılar Afrikalılardan 1000 yıl önce bu topraklara gelmişler. Bugün orada yaşayan insanların yüzlerine baktığınızda bazılarının Afrikalı'dan çok Asyalı'ya benzediğini görürseniz bilin ki o kişinin ataları Madagaskar'a daha önce gelmiş olanlardır. Çünkü Madagaskar halkının bugün konuştuğu dile bakarsanız Malagaşça adında bir dil konuşuyorlar ve bu dilin yapısı Güney Asya dilleriyle büyük benzerlik gösteriyor. 1800'lü yıllarda ise Fransızlar Afrika'nın diğer bölgelerini nasıl sömürdüyse Madagaskar'ı da 100 yıla yakın bir süre acımasızca talan etmiş, soyup soğana çevirmişler. Elbette ki Madagaskar halkının Fransızların insan ve ateş gücüne baskın gelebilmesi mümkün olmadı. Bu sebeple günümüzde Malagaşça ile birlikte ülkede hemen herkes Fransızcayı çok iyi derecede biliyor ve konuşuyor. Madagaskar bir ülke olarak ancak 1960 yılında tamamen bağımsız bir devlet olmayı başardı. Neyse ki topraktan gelen nimet tüm sömürülere rağmen tükenmek bilmedi. Bugün hala daha Madagaskar topraklarında dünyanın en verimli kakaoları, vanilyaları, şeker kamışları, kahveleri, muzları ve fıstıkları yetişiyor. Madagaskar ismi bakımından da insanı kendisine çeken bir yer. Eminim ki pek çoğunuz bu ismi ilk kez Madagaskar adlı o meşhur dizi filmden duymuşsunuzdur. Ancak yine de bu ismin çıkış noktası herhangi bir yerel dilden veya bir kraldan gelmiyor. Rivayetlere göre bir zamanlar ünlü gezgin Marco Polo, Somali'de bulunan Mogadishu şehrinin farklı bir formu olarak Madagaskar'dan Madagaskar olarak bahsetmiş ve adanın ismi dilden dile dolaşarak bu şekilde kalmıştır. Ayrıca Marco Polo, Madagaskar'ı Afrika'nın tarifsiz zenginliklerle dolu adası olarak tanımlamış. Gerçekten de Madagaskar, bugün doğal güzellikleriyle ve kendine has sayısız canlı çeşitleriyle kocaman bir botanik parkı andırıyor. Ülkenin başkenti ise Antananarivo adlı şehirdir ve Madagaskar'a yapılan ziyaretler esas olarak bu şehir üzerinden gerçekleşir. Ülkenin herhangi bir sınır komşusu olmadığından Madagaskar'a gidebilmeniz için ya uçak kullanmak durumundasınız ya da deniz yoluyla gelmek zorundasınız. Madagaskar'a gittiğinizde sık sık dini ayinlere denk gelebilirsiniz. Ülkede inanç oldukça büyük bir faktör. Fakat şaşırtıcı olan şu ki Avrupalılar bu topluma Hristiyanlığı entegre edememiş.
Ülke genel olarak geleneksel bir inanç sistemine sahip. Bugün Madagaskar halkı genel olarak atalarından miras aldıkları tapınaklarda kendi inançlarını yaşıyor ve yaşatıyorlar. Tabii ki Hindistan kökenli olup Madagaskar'da yaşayan Hristiyan ve Müslümanlar da elbette var. Madagaskar'la alakalı kısa bir ön giriş yaptığımıza göre gelin bu Afrika toplumu orada neler yapıyor ve nasıl yaşıyor derince bir göz atalım. Öncelikle Madagaskar'ın hangi şehrine giderseniz gidin, size alışık olduğunuz modern bir dünya havasını vermeyecektir. Ülkede sadece şehir ve yol gelişmişliği bile 40-50 yıl geriden geliyor. Keza yapılan mesleklerde genellikle gündelik vasıfsız işlere dayanıyor. Madagaskar şehirlerinde gezerken yol kenarlarında tıpkı Güney Asya ülkelerinde olduğu gibi bolca sokak satıcıları görürsünüz. Bu sokak satıcıları genellikle Afrika'ya özgü sokak yemekleri ve çeşitli meyvelerden satıyorlar. Kimisi kendisinin imal edip boyadığı hediyelik eşyalardan satarken başka birisi ise açık alanda balık temizleyip satıyor. Gözlerinizi insanlardan alıp binalara ve yerlere doğru çevirdiğinizde binaların genellikle çok yüksek katlı olmayan açık tonlara sahip 40-50 yıllık yapılar olduğunu, yerlerin ise genellikle asfaltlanmadığını görürsünüz. Madagaskar'ın çoğu bölgesinde şehirlerde doğru düzgün asfalt yok ve kum toprak içerisindedir. Bundan dolayı motorlu araçlar yoldan geçtiğinde toz duman birbirine karışıyor ve ciğerlerinize tozlu havayı çekmiş oluyorsunuz. Buna ek olarak caddelerdeki araba ve motosikletlerin neredeyse hepsi çok eski araçlardan oluşuyor. Hatta pek çoğu her an arızalanıp sizi yarı yolda bırakabilir. Yine aynı ortamda pek çok gıda malzemesi tozlu yolların kenarında satıldığından açıkta satılan ürünlerin de çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Fakat Madagaskarlı insanlar için hayat o kadar zor ki pek çoğu yedikleri ve içtikleri şeylerin ne kadar hijyenik olduğuna aldırış etmiyor ve seyyar tezgahlara büyük ilgi gösteriyorlar. Yemeklerin yanı sıra ülkede pek çok insanın sırf teknolojik alet almaya gücü yetmediğinden Madagaskar caddelerinde bolca ikinci el elektronik eşya satan insana da rastlayabilirsiniz. Tabii almadan önce mutlaka çalışıp çalışmadığını kontrol etmekte fayda var. Ülkede bazı insanların özel uğraşları da var. Bu uğraşların bazısı kısa yoldan para kazanıp köşeyi dönme amacı taşıyorken bazıları ise binbir zahmet ve emek gerektiriyor. Örneğin bunlardan en sıkıntılı olanı puspus taşımacılığıdır. Pek çoğunuz bu adı ilk kez duymuş olabilir. Bu taşıtlar Bangladeş'teki bisiklet taksilerin kabaca bisikletsiz halidir diyebilirim. Bangladeş'te insanlar bisikletin arkasına bir koltuk yapmışlardı ve insanları bir yerden başka bir yere pedal çevirerek götürüyorlardı. Buna benzer araçlar Nepal ve diğer Güney Asya ülkelerinde de mevcut. Fakat Madagaskar'da işler daha da kötü durumda. Çünkü puspus veya çekçek adı verilen bu araçlarda insanlar genellikle yalın ayaklarla yolcu taşımacılığı yapıyorlar. Bir bisiklet imkanları olmadığından sırtlarından ve kollarından aldıkları güçle arkasındaki tekerlekli koltukta oturan müşterilerini çekerek taksi görevi görüyorlar. İşin garip yanı müşterilerde herhangi bir acıma duygusu hissetmiyorsunuz ve bu araçlara gönül rahatlığıyla binebiliyorlar. Zaten binmezlerse çekçek işi yapan adam da aç kalmış olacak. Dolayısıyla bu iş o coğrafyada bir alışkanlık haline gelmiş ve kimse bundan rahatsız değil. Açıkçası böyle bir yüzyılda tamamen insan gücüne bağlı bir taşımacılık sisteminin hala daha var olması üzücü. Üstelik kan ter içinde kalarak yaptıkları bu zahmetli işten kazandıkları para da oldukça trajik seviyelerde. Madagaskar'da çekçek taşımacılığı yapan insanlar genellikle bu araçları başkalarından kiralıyorlar. Bir çekçekin günlük kirası aşağı yukarı 300 Türk lirası kadar. Bu da 7000 Madagaskar ari arisi demek. O kişinin günlük kazancı ise işleri iyi giderse 90-100 bin ari ari kadar. Yani siz Madagaskar'da doğup orada bu işi yapıyor olsaydınız, her gün sabahtan akşama koştura koştura taşımacılık yaptığınız bu işten aylık 2000-2500 Türk lirası kadar kâr etmiş olacaktınız. Tabii ki 150 dolarlık bir meblağ bir Madagaskarlı için aşırı iyi bir kazanç demek. Herkes o kadar şanslı değil bu ülkede. Şöyle ki bu ülkede aylık net olarak 100 dolardan daha fazla kazanabilirseniz rahatlıkla geçinebiliyorsunuz. Öyle ki bir ay boyunca 60 dolar kazananlar bile var. Dolayısıyla Madagaskar'da aç kalmamak için günlük 3 doları mutlaka kazanmanız gerek. Öte yandan hem bir şey satmayıp hem de puspus taksiciliğiyle uğraşmaya yeltenmeyen insanlarsa Madagaskar'da daha farklı mesleklere yönelmiş.
Aslında buna meslek demek ne kadar doğru olur siz karar verin. Bugün dünyanın pek çok yerinde horoz dövüşü yasak olmasına rağmen Madagaskar'ın pek çok yerinde horoz dövüşleri yapılıyor. Horozlar bir bahis üzerine dövüştürülüyor ve horoz sahipleri bu hayvanlar üzerinden bahis alarak para kazanmaya çalışıyorlar. Bir başka aileye göz attığınızdaysa, geçmişte Fransızların onlara dayattıkları işlerden biri olan mücevher avcılığı tarzı işler yaptıklarını görüyorsunuz. Madagaskar'da iş bulamayan pek çok aile, kadın çocuk demeden toprağı ve suyu kazıyor, mücevher arıyorlar. Sanırım geçmişte bu ilkel yöntemle mücevher bulunmuş olacak ki, Madagaskarlı insanlar mücevher bularak hayat sınavında doğrudan ön sıralara yerleşmenin hayalini kuruyorlar. Hatta bazıları bizzat teşkilat halinde safir arayışına girişmişler. Ülkedeki maden noktalarını kazarak genç yaşlı demeden safir bulmaya çalışıyorlar. Nehrin üzerinde madenlerden çıkardıkları toprağı eleğe yerleştiriyorlar ve bir umut değerli bir taşa rastlamayı diliyorlar. Tabii bu son derece riskli ve zor bir iş. Çünkü bu insanlar resmen aç karnına, gündelik bir kazanca bağlı olmadan çalışıyorlar. Eğer ki hiç değerli taş bulamazlarsa sarf edilen onca emek boşa gitmiş olacak ve beş parasız kalmış olacaklar. Peki siz Madagaskar'da yaşıyor olsaydınız belki de bir hiç uğruna günlerce ve hatta aylarca çamurun toprağın içerisinde değerli bir taş arayışına girer miydiniz? Yoksa bu maceraları bir kenara bırakıp günlük 2 veya 3 dolara çalışmaya razı mı olurdunuz? Diğer yandan Madagaskar'ın bu kadar zengin topraklara sahip olmasına rağmen neden bu kadar fakir olduğunun başka bir karşılığı daha var. Tamam, bu ülke 150-200 yıl önce Fransızlar tarafından yoğun şekilde sömürüldü. Fakat sonrasında da ülkeye düzgün bir yönetici gelmedi. Geçmişten bu yana Madagaskar gibi pek çok Afrika ülkesinde devlet başkanlarının büyük servetlere sahip olduğunu, ancak halkın yiyecek ekmek bile bulamayacak seviyelere düşebildiğini görmek mümkün olabiliyor. Öyle ki bir ülkede eğitimsizlik ve cahillik varsa o ülkede yolsuzluk da kaçınılmaz oluyor. Madagaskar'da bu durumdan nasibini almış bir devlet düzenine sahip. Ayrıca ülkede 4 mevsim kavramı yok. Yılın yarısı yağışlı geçiyor ve diğer yarısı ise serin bir havaya sahip. Ani gelişen sert kasırgalar çoğu zaman mahsullere zarar veriyor ve halk üretimden kâr edip para kazanamıyor. Ya da yağış mevsimi gecikirse ve kuraklık uzun sürerse bu sefer de tarlaya ekilen ürünler sağlıklı bir hasat vermiyor. İşin daha kötü yanıysa ülkede yağışların çok kısa sürdüğü zamanlar nehirlerde kurumalar meydana geliyor ve halk temiz suya ulaşamıyor. Bu sefer insanlar temiz su bulabilmek için yeri kazmaya, yeni kuyular açmaya çalışıyorlar. Suyu bulduklarındaysa kaplara doldurup kana kana içiyor Madagaskar halkı. Su bu topraklar için en az safir kadar çok kıymetli. Maalesef ki Madagaskar'ın yarısından çoğunun su ihtiyacı musluklardan değil, derelerden ve kuyulardan varillere doldurularak gideriliyor. Ülkede düzgün bir şebeke altyapı sistemi ya da düzgün bir internet sistemi yok. Çocuklar çok çalışıp evlerine su götürmek, ailelerine yardım etmek zorunda. Özellikle eli ve ayağı tutmayan anne babalar çocukları sayesinde hayatta kalmayı umuyorlar. Üstelik bu çocukların hayattan herhangi bir umudu ve bir hayalleri de yok. Pek çoğu ömür boyunca içinde bulundukları hayatın benzer şekilde devam edeceğini düşünüyor. Hatta bazı çocuklar ailelerine su taşımanın yanı sıra başka ailelere de su taşıyarak para kazanmaya çalışıyor. Ülkedeki çocukların büyük çoğunluğu okula gitmiyorken bir insanın günlük öğünü ise sadece bir adet muz kızartmasından oluşabiliyor. Muz kızartması nedir derseniz, muzu una bulayıp kızgın yağın içerisine atıyorlar. Tüm olay bu dostlarım. Ayrıca Madagaskar'da domuz etine de büyük bir ilgi var. O nedenle sokak yemeklerinde domuz eti ve domuz kanından yapılmış kızartmalara da denk gelebilirsiniz. Domuz etiyle alakalı neredeyse her şeyi yiyorlar ve çöp şişlerin çoğu domuz etinden oluşuyor. Zaten yemek kültürlerinin çoğu Hindistan, Nepal gibi yerlerden alınma yemeklerle Afrika'ya özel sosların harmanlanmasından oluşmuş. Hemen her yemeğin pişiriliş mantığı kızgın yağa unlu bir şey atmaktan geçiyor. Ayrıca beyaz pirinci doyurucu olması açısından fazlaca tercih ediyorlar. Çünkü bu insanlar gün içerisinde fazla öğün yapamıyor ve bu nedenle karınlarını tok tutan şeylerle doldurmaları gerek. Ülkenin kıyı kesiminde ise neredeyse herkes karnını denizden doyuruyor ve balıkçılıkla uğraşıyorlar. Madagaskar'da yürürken insanların eşya taşımak için de herhangi bir el aracına sahip olmadığını fark edebilirsiniz.
Kafanızı hangi yöne çevirirseniz çevirin, insanlar sürekli kafalarının üstünde çuvallar veya ağır metal yükler taşıyorlar. Madagaskar'ın köylerinde ise hayat daha da zor geçiyor. Evler büyük oranda tahtaların ve çalı çırpıların bir araya getirilmesinden oluşan basit barakalardan oluşuyor. İnsanların en büyük eğlencesi ise toplu halde yaptıkları yerel danslardan oluşuyor. Yağmur mevsiminde pek çok köye araç dahi giremiyor ve her yer çamura bulanıyor. Şehirlerle köy arası taşımacılık yapan araçlar çoğu kez bataklıklara saplanıyor ve ulaşım çekilmez bir hal alıyor. Çamur bataklığına saplanan araçları kurtarmaksa tabii ki yolculara düşüyor. İnsanlar yollarına devam edebilmek için içine bindikleri aracı kurtarmak zorundalar. Eğer şanslılarsa araçlarını kurtarıyorlar ve yola devam ediyorlar. Eğer değillerse tabii ki onları kurtarmaya gelen başka bir araç olmayacak. Eşyalarını alıp yürüyerek gitmek zorunda kalacaklar. Netice itibariyle bugün Madagaskar'da başta kuraklık ve açlık olmak üzere büyük sorunlar var. İnsanlar ne doğru düzgün sağlıklı beslenebiliyor, ne de rahat şekilde çocuklarını okullara gönderebiliyor, ne de düzgün yollarda yürüyebiliyorlar. Bugüne kadar Madagaskar'la alakalı ne gördüğünüzü bilmiyorum ancak bu Doğu Afrika ülkesinin büyük çoğunluğunda insan hayatı çok ucuz ve kıymetsiz. Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere pek çok insani örgütün ve hatta zengin ülkelerin Afrika gibi fakir coğrafyalara kalıcı çözümler bulması gerekiyor. Filipinler'deki gecekondu mahallelerinde en azından iri yapılı insanlar görebiliyorduk. Fakat Madagaskar'da hemen herkes bir deri bir kemik ve hijyensizlikten bir bir ölüyorlar dostlar. Bu nedenle Madagaskar'a pek fazla insan gitmiyor. Ülkede genel itibariyle yapılacak pek bir şey olmadığı gibi burada iş kurup para kazanmak da zor. Ülkede arkadaş, eğlence kavramı da zor. Çünkü herkes para kazanmanın, hayatta kalmanın derdinde. Videoyu beğenirseniz ve kanala abone olursanız bu tarz videoların devamının gelmesini sağlayabilirsiniz. Hoşça kalın.